Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Game Power'ın Luna isimli uygun fiyatlı oyuncu ekipmanını, daha doğrusu kulaklığını inceleyeceğiz. Kulaklığı 3-4 gündür kullanıyorum. Şimdi kutu açılımını yapacağımıza bakmayın. Kutu açılımını yapabilecek şekilde tekrardan kullandım. Bunu zaten her videomda söylüyorum. Ve bu video içerisinde kullanım deneyimlerimi de zaten sizlere aktaracağım. Dilerseniz önce bir kutusunu açalım. Zaten kutusunun içerisinde çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi zaten kutuyu daha önce açtım ben. Kulaklığımızın kendisi çıkıyor içerisinden ve yine garantisi zımbırtı sıcak su içerisinde. Onlara şikayet böyle bir adet şundan bir adet bundan diye göstermeye gerek yok. Aletin kendisini, cihazın kendisini çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tık büyük yapıya sahip bir kulaklık. Ama buradan yaylı kafa bandı da olduğunu görebiliyoruz. Şu üzerindeki zımbırtı jelatini de sökeceğim. Şeyleri sökmediğim zaman açılışında düzen hastası arkadaşlar çıldırıyor. Böyle ufak tefek OKB'si olan arkadaşlar. Yemin ediyorum ellerim sızlıyor. İşte böyle güzel bir kulaklıktı. Zaten şu an bütün videoyu çekeceğim enerjiyi de şu jelatini sökmeye harcadığım için. Kendinize iyi bakın. Latifesini yapıyorum. Dilerseniz şöyle bir kafama takayım. Ya zaten dediğim gibi 3-4 gündür kullanıyorum. Ama hani şunu söyleyebilirim. 2-3 saat aralıksız kulağımdan çıkarmamama rağmen herhangi bir şekilde beni rahatsız etmedi. Daha önceki kullandığım kulaklık kulağımın etrafına, gerçi onun yapısı biraz daha farklıydı, feci derecede baskı yapıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten rahat. Kulağı tam olarak içine alıyor kulaklık ve yalıtım konusunda da fena değil. Yani tabii benim tam kafaya oturmadığı için şurada ufak tefek boşluklar kalıyor ama onun dışında ses yalıtımı kötü değil. Yani kulaklık aktif değilken dışarıya evet biraz böyle boğuk duyuyorsunuz. Şu an kendi sesimi bile boğuk boğuk duyuyorum. Bu güzel bir şey. Tabii Sony deri olduğu için bir tık terletebiliyor ama şöyle söyleyeyim, çok terleyen bir insan değilim ben. Bu yüzden bunun bir problemini yaşamadım. Kablosunu da açalım hem. Kablosu halat örgü değil, normal kablo ama tabii kalın. Hani şey değil, öyle dandirik bir kablo değil, gerçekten kalın. Zaten şimdi yakın çekimde göreceksiniz. Yanlış görmüyorsam 2 metre bir uzunluğu var kulaklığın, 1,5-2 metre arası. Yeterli bir uzunluk. USB'sinin ucunda da zaten korumasıyla vesairesiyle geliyor. Evet, burada bir kumandası var. Zaten 7,1 kulaklıklarda bu artık farz biliyorsunuz. Dilerseniz şu an masanın üzerinde göstereyim diğer özelliklerini ama şunu söyleyebilirim. Kafamın üzerinde bu şekilde duruyor. RGB'si var bu arada kulaklığın. Onun en önemli özelliğini söylemedik. Bayağı RGB'li arkadaşlar bu kulaklık. Göstereceğim hepsini. Buyurun gelin masaya geçelim. Orada detaylarından bahsedeyim. Evet, kulaklığı böyle karşımıza aldığımız zaman bu şekilde duruyor. Bu arada geniş açıyla çekim yaptığım için bir tık ufak gözükebilir ama şöyle kıyaslayalım. PlayStation 4'ün yanında böyle duruyor. Zaten boyutu çok önemli değil. Kafaya dediğim gibi gerçekten rahat oturuyor cihaz. Mikrofonu bu arada burada bulunuyor. Bu mikrofon uzayabilen ya da çıkartılabilen bir yapıya sahip değil. Kulaklığın üzerine entegre bir şekilde geliyor. Mikrofonun testini daha sonra yapacağız zaten. Arkadaşlar bu kulaklığın işte RGB'sinden, 7,1'inden vesaire bahsetmekten ziyade ekstra bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aslında 7,1'e yakın bir özellik bu da. Şöyle bir dilerseniz kulaklığı bilgisayara bağlayalım. Hem RGB'sini görmüş olun. RGB gördüğünüz gibi değişebiliyor. Modlar ayarlanabiliyor ki zaten beni en çok şaşırtan noktalarından birisi de şu. Bilgisayarda bir yazılımıyla beraber geliyor kulaklık. Yani Game Power'ın 7,1 kulaklıklarına özel. Şöyle ışığı kapattığım zaman daha net göreceksiniz. RGB şerit şeklinde iki tarafta da var. Ben öyle RGB'ye çok düşkün olan bir insan değilim. Şunu bir çekelim. Esprisi bir tarafa, RGB'nin köpeği olduk tabi. Yani bu zaten kafanızın üzerinde duracağı için bana çok mantıklı gelmiyor RGB olduğu için almak bu kulaklığı. Ama tabii ki alırsanız hani güzel özelliklerinin yanında ekstra güzel bir özellik olarak görebilirsiniz RGB olmasını. Ama söylediğim gibi kulaklığın ön plana çıkan daha farklı özellikleri var. Şöyle ses kumandasına baktığımız zaman gördüğünüz gibi 5 farklı buton bulunuyor. Bu buton, ortadaki buton kulaklığın RGB'sini ayarlıyor. Şöyle göstereyim size. Farklı modları alıyor. Nefes alma modu vesaire. Klasik zaten RGB ile ilgiliyseniz biliyorsunuzdur modları. İlgili değilseniz zaten bilmenize gerek yok. Ses açma kapama tuşları burada bulunuyor. Mikrofonu kapama tuşu burada bulunuyor. Ve şurada gördüğünüz gibi ekstradan bir tuş var. Bu benim en çok hoşuma giden özellik oldu. 3 boyutlu ses butonu. Buna bastığınız zaman sesi 3 boyutlu olarak alıyorsunuz. Aslında 7,1 de bu demek arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ses size soldan veya sağdan gelmesi surround mı oluyordu? Neyse, bilmediğimiz sularda yüzmeyelim.
Aman şu kadarını söyleyeyim. Ses size soldan sağdan değil de soldan sol çaprazdan, karşıdan azdan vesaire gibi geliyor. Zaten bunu muhtemelen temsil eden bir resim koymuşumdur ekrana. Yani dairesel bir biçimde geliyor. Kendinizi şöyle ortada hayal ederseniz ses sizin 360 derece etrafınızdan geliyor farklı noktalardan. İşte bu 3 boyutlu efekte bunu ekstra ekstra güzel kılmış. Ya bunu keşke size şu an kafanıza takıp denettirebilsem, anlatılabilecek bir tecrübe değil. Lakin şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten benim hoşuma gitti. Yani belki bu kulaklık atıyorum 500 lira 600 lira olsaydı şaşırmazdım, evet. Yani olması gerek zaten diye düşünürdüm ama 200 küsür liraya satılan bir kulaklık için iddialı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Mikrofon konusunda kulaklığın çok başarılı olduğunu söyleyemem ki mikrofon konusunda başarılı olan kulaklık var mı bilmiyorum. Ben daha öncesinde Razer'lardan vesairelerden de çok memnun kalmadım. Ama sonuç olarak işinizi görecek kadar var ama tutup da ben işte yayın yapacağım bu kulaklığın mikrofonundan diyorsanız ha yaparsınız ama sonra duyacaksınız zaten kulaklığın sesini, işte mikrofonun sesini. O kadar iddialı bir mikrofonu yok. O kadar kaliteli değil. Hani video vesaire çekmeyi planlıyorsanız çok uygun olacağını düşünmüyorum ama tabii ki oyun içi konuşma için gayet uygun, yeterli bir ses düzeyi var. Söylediğim gibi arkadaşlar özellikleri bu şekilde kulaklığın. RGB'si olması biliyorum birçok kişinin zaten hoşuna gidecek ekstra ekstra bir özellik. Ki 200 lira bandındaki bir kulaklık için dediğim gibi ekstradan böyle diğer özelliklerinin yanına ve pastanın üzerindeki çilek gibi konulmuş bir özellik. Şimdi dilerseniz biraz sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Şunu içtenlikle söyleyebilirim. Eğer müzik dinlemek için alacaksanız, ki neden müzik dinlemek için bir oyuncu kulaklığı alasınız? Biraz saçma bir örnek oldu. Oyun oynarken müzik vesaire de dinliyorsanız veya müzik de yapıyorsanız, müzikle uğraşıyorsanız bu kulaklık sizin için çok uygun olmaya bilir. Müzik konusunda çok başarılı değil. Özellikle baslı müzikler dinlerken basın içeriden vurduğunu hissediyorsunuz kulağınızda. Yani hafiften o titreşimler kulağınıza, özellikle sebebini bilmediğim şekilde sol tarafta ekstradan kendini hissettiriyor titreşimler. Bas vururken böyle kulağınızın ucu hafiften böyle, nasıl anlatabilirim ki, onu gıdıklanıyor yani, öyle söyleyeyim, titriyor. Rahatsız edici bir biçimde değil ama söylediğim gibi sesi fullediğiniz zaman bu bas hissediliyor. Bu yüzden hani müzik dinlemek için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Fakat oyunlarda gerçekten rakibinizin nerede olduğunu çok rahat bir şekilde kestirebiliyorsunuz ki ben bir konsol oyuncusu olarak, bilgisayarla çok haşır neşir olmayan bir oyuncu olarak CSGO'da ses kasmayı başardım, öyle söyleyeyim size. Bu arada kulaklığın maalesef konsol uyumluluğu bulunmuyor. Yani direkt zaten USB girişli olduğu için PlayStation 4'te veya Xbox'ta kullanmanız mümkün değil. Fakat USB girişli olması iyi mi olmuş? Tabii ki iyi olmuş. Zaten Xbox'ın, PlayStation'ın kendine özel kulaklıkları dışındaki diğer kulaklıklar, yani uyumlu olmayan kulaklıklar PlayStation 4'te ve Xbox'ta çok düzgün çalışmıyor, biliyorsunuz bunun sıkıntısını konsolcu arkadaşlar iyi bilir. Hani şu kadarını söyleyeyim. Bilgisayar içinde arkadaşlar kesinlikle bir kulaklığın, oyuncu kulaklığının USB ile olması çok çok daha avantajlı. Çünkü bu iki ayrı kablo çıkıyor biliyorsunuz normalde. Hem mikrofonlu hem de kulaklık özelliği bulunan cihazlarda. O iki ayrı kabloyu da takacaksınız bilgisayarınıza. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bilgisayarınızın anakartı çok iyi değilse o portlar gevşiyor vesaire, bir şeyler uğraştırıyor yani. Ben daha önceden hiç memnun kalmadım birçok şeyde. Bazen hani şu açıdan iyi olabiliyor. Evet, konsolun DualShock 4 kısmına da, bu altına da DualShock'un, hatta göstereyim. Şuraya da takabiliyorsunuz. Hatta ekstradan aparatlarla dönüştürüp onu, iki kabloyu tek kabloya dönüştürüp direkt DualShock'unuza takabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi arkadaşlar uyumlu olmuyor zaten. Bakalım, belki ileride direkt PlayStation 4'e veya Xbox One'a uyumlu olan kulaklıkları da inceleriz. Hani söylediğim gibi bilgisayarda tam uyumlu olarak çalışıyor. Şimdi dilerseniz bir şu size yazılımını da göstereyim. Hem mikrofon testini de o sıra yapmış olalım. Şimdi göstereceğim ilk yazılımı, ben şahsen ilk yazılımını bir tık daha kullanışlı bulduğumu söyleyebilirim GamePower'ın. V2 versiyonunu tam olarak çözemedim ki, zaten bu tip yazılımlarla Razer Snaps olsun, bu Mouse'umun yazılımı olsun, adı aklıma gelmedi, SteelSeries'in yazılımı olsun, bunları kullanmaya çok alışkın değilim. Dediğim gibi genelde konsol üzerine yoğunlaştığım için belki ben çözememişimdir ama şunu söyleyebilirim. İlk sürümü bir tık daha bana sorarsanız kullanışlı. Şöyle basit, kendini kurtaracak kadar bir yazılım mevcut ama olması bile dediğim gibi bu fiyat bandında gayet güzel. Anladığım kadarıyla zaten GamePower'ın şu anki iddiası bu. Hani düşük fiyata kaliteli ürün üretmek, yani yapabildiklerin en kalitelisini üretebilmek gibi bir amaçları, ilkeleri olduğunu, ülkeleri olduğunu görebiliyorum. Bu şey mevzusu işte, telefonda Xiaomi oyuncu ekipmanlarında GamePower gibi bir durum. Uygun fiyata maksimum performans. Tabii ki bu maksimum performans, maksimum kalite mottosuyla gidiyorlar gibi gözüküyor. Buradan yine işte kulaklığınızın ince ayarlarını yapabiliyorsunuz. Equalizer'ı açabiliyorsunuz. 3 boyutlu sesi açabiliyorsunuz. Buradan yine butonu kullanmak istemezseniz, çünkü butonda açık mı kapalı mı olduğunu bazen anlayamayabiliyorsunuz. Profiller oluşturabiliyorsunuz buradan cihazınıza. Ve buradan yine efektlerinizi, bedroom, living room, koridor vesaire vesaire gibisinden
ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mikrofon kısıkmış, onu açalım hazır görmüşken. 7.1'ini de bu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 7.1 dediğim az önce zaten bahsettiğim şey tam olarak buydu. Çevresel ses, yani 3 boyutlu ses dediğimiz mevzu da bu aslında. Çevresel bir ses alıyorsunuz 7-8 farklı noktadan. Evet, bu şekilde bir yazılımı da mevcut. Şimdi dilerseniz mikrofon testine geçelim. Ne demek istediğimi bir tık daha iyi anlayacaksınız mikrofon konusunda. Evet, şu an herhangi bir parazit yapmaması adına, çünkü o da bilgisayardan güç alıyor. Stüdyo ışığını kapattım arkadaşlar, cızırtı olmasın arkada diye. Şu an sesimi normal benim kameramdan alıyorsunuz. Şu an ise kulaklığın kendi mikrofonundan duyuyorsunuz beni. Kalitesi gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi bu şekilde. Şöyle bir durum var. Dilerseniz buradan ses düzeyini bir tık arttırabiliyorsunuz. Şöyle yüze çektiğim zaman da şu an duyduğunuz gibi bir ses kalitesi mevcut. Fakat bu sefer maalesef cızırtı oluyor, yani dip ses dediğimiz olay oluyor. Fakat şöyle bir mevzu var. Ben bu dip sesi şu ana kadarki bütün kulaklıklarda Evet, siz kulaklığı almak isterseniz ya da kulaklığa göz atmak isterseniz, tam fiyatını görmek isterseniz açıklama kısmına link bırakıyorum. Genelde linkleri bırakmadığım için linçleniyorum. O açıdan aşağıda bir link bulunuyor. Almak isterseniz link üzerinden kulaklığı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben genel olarak kendi tecrübelerimi şöyle kamerayı kendime çevirmeden hızlıca anlatayım. Kesinlikle beğendim. Kendi fiyat bandında harika bir cihaz. Yalnız söylediğim gibi bahsettiğim birkaç sıkıntısı da bulunuyor. Basının kulakta hissedilmesi bir eksi olabilir. Aynı zamanda belki kablosunun halat örgü olmaması birçok arkadaş için eksi olabilir. Bunlar dışında mikrofonunun çok kaliteli olmadığını zaten az önce duydunuz ama söylediğim gibi kendi fiyat bandındaki bir cihaz için gayet yeterli. Bu çizgiyi anlamak lazım arkadaşlar. Fiyat performans dediğimiz zaman, eğer uygun fiyatlı bir ürün inceliyorsak tabii ki eksileri olacak, illaki olacak ki yüksek performanslı cihazların bile oluyor. Baktığınız zaman kaliteden ödün vermeden bu tip şeyleri kısmak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Birçok arkadaş her ne kadar sayıp sövse de bu tip fiyat performans ürünlerini, ama bu bantta arkadaşlar alabileceğiniz en iyi ürünlerden birisi olduğunu ben içtenlikle söyleyebilirim. Kendi tecrübelerimle söyleyebilirim bunu. 3-4 gündür sizlere bunları anlatabilmek için cihazı aktif olarak kullanıyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Hoşça kalın.